Sayın izleyiciler, Türkiye'den Butalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayseri'de Pınarbaşı ilçesi Kayı Altı Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çelebi ile mahalleye dönüşe köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların özlük hakları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönem mi? Birinci dönem seçildiniz. Karşınıza kaç aday çıktı efendim? Bir aday vardı karşımda. Kaç oy fark attınız? Eski muhtar mıydı? Yok, ikimiz de yeni adaydı. 15 oy fark var. 15 oy fark attı. Seçimlerde mahalle halkına vaatlerde bulundun mu? Beni muhtar seçerseniz buraya bir gölet yaptıracağım gibi. Yok, hiç vaatte bulunmadım. Zaten son gece çıktım. Cumartesi öğleden sonra çıktım. Allah'ın seversen. Pazar gününde muhtar oldum. O zaman halk sizi çok seviyor muhtarım. Biraz öyle. Güler yüzü, yani muhtarımıza güler yüzü aradık. Bizi dışarıda karşıladı. Teşekkür ediyoruz. Burası Türkmenköy değil mi? Evet, Türkmenköy. Evet, Türkmenköy. Genelde geçim kaynağı hayvancılık var. Hayvancılığından tarım. Evet. Efendim, gördük bir halı saha yapılmış. Örnek bir çalışma. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelebi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Kaç haneden oluşuyor burası efendim? Şu an 60 haneden oluşuyor. Nüfusumuz ne kadar? Nüfusumuz 280-300 arasında. 300 arasında. Hı. Yaz aylarında? Yaz aylarında bunun üstüne bir 40-50 daha ekleniyor. Evet, 350 nüfusa sahip oluyor sayın izleyiciler. Altyapı yazısını da gördüm, oraya asmış Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ. Evet. Projelenmiş, ihalesi yapılmış. Çizim aşaması bitti. Şu an işte ihaleye çıkılacak. Büyükşehir yasasından da çıktı mecliste. Evet. O da geçen arkadaşlar geldi KASKİ'den. Proje aşaması tamamlandı. İhale oldu projede diyor. Şimdi şey olarak... Yapım aşamasında değil, yapım aşamasına geçilecek diyor. Evet. Bilgisayarımız var gördüğüm kadarıyla. Muhtarlık mı verdi bunu, siz mi aldınız? Yok, kendim. Kendiniz aldınız. İnternetiniz de var galiba. Evet. Evet. Biz muhtarların mutlaka iletişim kullanmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Çünkü muhtarlarımız seçilmiş yöneticilerimiz. Mahalleden bir vatandaşımız herhangi bir sorun olduğunda muhtara söylediğinde o da internetten bakarak en azından yardımcı olmasını istiyoruz. Doğru mu? Tabii, elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Evet. Bizim burada bir de taşımacılık olduğundan dolayı birçok öğrenci gerek ortaokula gerek liseye gidenlerde genelde şu an internet ağırlığı oldu dersler. Evet, mutlaka. Yani şu yedi okulda 2'den sonra kapanıyor okul. 2.30-3'te de öbür öğrenciler geliyor. Evet. Ders çıkartma imkanları kalmıyor. Hani birçoğun elimizden geldiği kadar yazıcım var, bilgisayarım var. Her şeyi var muhtarımız sayın izleyiciler. Muhtarın teknolojiyi kullanıyor. Biz bütün muhtarların da teknolojiyi kullanmasını istiyoruz. Pınarbaşı'nda bu dönem muhtarların %60'ı değişmiş sayın izleyiciler. Biz mutlaka genç arkadaşlar seçilmiş. Buradaki Pınarbaşı'ndaki vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yani artık muhtarlarımız ileri görüşlü olmalı. Doğru mu efendim? Evet. Mücadele etmeli, genç olmalı, dinamik olmalı. İnsanlar belli bir yaştan sonra kendi hastalıklarıyla uğraşıyor. Köyün veya da mahallenin sorunlarıyla uğraşma imkanı kalmıyor. İleriyi düşünmesi lazım. Şimdi burada yetişen, ihtiyar bir insanla genç yetişen bir insan bir değil. Arasında dağlar kadar fark var. Mesela diyoruz ki bu röportajı Google'a, internete atıyoruz diyoruz. YouTube'da da izleyebilirsiniz diyoruz. Adam YouTube'un ismini duymamış daha. Bilmiyor yani. Doğru da. Evet. Şimdi bir 60 yaşındaki insanla bir 40 yaşındaki insan bir olmaz. Mutlaka. 60 yaşındaki en fazla 100 metre görür. 40 yaşındaki 500 metreye görür. Evet. Onun için yeni yetişen gençlerimiz için bir ileriye dönük, bunları sosyal olsun, yani kendileri açmak, kendileri geliştirmek için bir tür çalışma yapmak istiyorum ben de. Burada Milli Eğitim'e yazıyoruz, ana sınıfı var bizim. Evet. Bunları gençlere eğitim olsun, öğretici olarak bir dedim şey yapalım, sosyalleşme açısından etkinlik düzenleyek dedim. İşte bir yazı gelecek, yazı bekliyor bizde. İnşallah. Biz mutlaka şeydeki Türkmen köyleri genelde köy şenlikleri yapıyorlar. Siz de yaptınız mı? Evet, biz de ikincisini yaptık bu sene. İşte bu sene hangi yerde yaptınız? Bayramın üçüncü günü yaptık. Ramazan bayramında yaptınız. Evet. Bir dahaki sefer haberimiz olursa haber ederseniz geliriz inşallah. Kartımızı veriyoruz size. Artık burada Çerkez şenliği de düzenlenmesini istiyor Şerifiye'de. Burada 40 tane Çerkez köyü varmış. Var. Burada şeyde düzenleniyor. Pınarbaşı'nın İnderes'inde düzenlemişler. İndören'de geçen düzenlemişler. Yukarı Beyçayır köyü var ya. Evet. Orada önceden düzenliyorlardı. Çerkezlerin atlı yayla şenliği vardı. Evet. O da herhalde birkaç sene beri yapılmıyormuş. Evet. Yapılmıyormuş. Biz o zaman tırmanın çıkmış olduğu yerde yapılmasını da istiyoruz. Orada işte önceden atlı yayla şenliği vardı Çerkezlerin. Çerkezler evet. Biraz ata meraklı. Ata meraklı evet. Onu yapıyorlardı. Evet.
Biz de şenliğimizin ikincisini yaptık. İşte ilk yani siz kendiniz başlattınız bunu. Evet. Çok iyi. Biz mutlaka bu hizmetlerin yani şenliklerin de düzenlenmesini istiyoruz. İnsanların kaynamasını sağlıyor. İşte şehirde yaşayan vatandaşlar en azından köyünde gelip bir gün sosyal bir etkinlik katılmış oluyor. Sosyal bir etkinlik şimdi aşağı yukarı bir 30-35 tane olmuş. Köyden çıkmış adam. Kayseri'de iş düzenli bulmuş. Evet. Kendi çalışıyor. 2000'i geçkin nüfusumuz var Kayseri'de. Kayseri'de değil mi? Evet. Evet. O buradakini tanımıyor. Buradaki orayı tanımıyor. Hiçbirini tanımıyorlar. Yeni yetişenler. 20 yaş üzeri, 30 yaş üzerine. Yani gittikçe uzaklaşıyor. Biz de Kayseri'de derneğimiz var. Düşündük. Bir etkinlik düzenleyelim. Bir seyir yapalım dedik. O da sağ olsunlar. Ona da biraz destek çıktılar. Ya bütün masraflar derneğe ait. Evet. Öncülüğünü biz yaptık. İşte yukarıda bir şenlik alanımız var. Yaylamız. Evet. İyi olmuş muhtarım. Yani size de teşekkür ediyorum ben. Bu sene de bir 5 kilometre yolunu yaptırdık işte Büyükşehir Belediyesi'ne. Orada açılınca şimdi biraz daha rahatladık yani ulaşım olarak. Önce zor ilk sene. Bayağı bir arabalarda hasar oluştu. Evet. Karaman Mahallesi muhtarı da açtırmış güzel orayı mesire alanı yapmak için. Yol açtırmış. Siz de burada aynı hizmeti yaptırmışsınız. Köy konağı muhtarın odası var mı efendim? Yok şu an yeni başlandı inşaatı. Başlandı mı inşaatı? Evet, taziye yeri. İlçe mi yapıyor, büyükşehir mi? Bunu ilçe yapıyor. İlçe yapıyor, evet. Dursun Bey'di değil mi? Dursun Ataş. Dursun Ataş. Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Bir de Şabanlı da başlamıştı galiba. Evet, Şabanlı'yı bitirdiler. Şimdi Kırım'a geldiler. Evet. Şabanlı vardı, orada 3 köye başladılar. Şimdi Borandere, Hayaltı, Karakoyu. Evet, çok güzel. Yani mutlaka misafiri geldiğinde ağırlayacağı bir yer olmalı sayın izleyiciler. İşte muhtarımızın bilgisayar şeyleri de var. Aslında biz bu bilgisayar ve donanımların da Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından muhtarlarımıza maliye döşen köy muhtarlarına verilmesi istiyoruz. Biz de istedik onu. Özel idarenin zamanında önceki dönem muhtarlara verdilerdi. Evet. 5 yıllık. 3 yılda zaten bilgisayar aşağı evet, çöktü. Evet. Çöktü. Onu da istedik. Bir de çoğu kullanmıyordu zaten. Öyle atıl durumda duruyor. Görüyoruz yani arkadaşlar. Yani Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Araştırmacı gazeteci olarak amacımız mahalleye dönüşen köylerin de hizmetlerin tamamlanmasını sağlamak. Burada hizmetler başlamış sayın izleyiciler. İşte burada bir dinamik bir muhtarımız var. Muhtar seçilmez. Altyapı, işte köy konağı, çok amaçlı salon diyor belediye başkanlarımız. Ona müdahale etmiş. Halı saha için müdahale etmiş. Bunlar halı saha tamamlanmış. Köy konağında inşaatı başlamış. Altyapının da ihalesi yapılmış. Önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak diyoruz. Çocuk parkı var mı muhtarım? Çocuk parkı bir tane okulun içinde var şu an. Evet, çocuk parkımız da var. Bir tane daha yapılırsa köy meydanına iyi olur. Şu an iki tane istedik işte belediyeden. O da terazi yerine yapalım, yeni sene yediler. Evet. O da. İstediğimiz işte bir aile ortamında gidebileceğimiz bir piknik alanı, bir park istedim. Yani ailelerin, gençlerin, vatandaşların oturup sohbet edeceği, yani insan, yani büyük şehirlerde olan veya ilçelerde olan bir park bahçenin biz mahalleye dönüşen, nüfusu fazla olan yerlere mutlaka yapılmasını ben istiyoruz. Köylüyüm aldı, beni mahalle olarak tanıdıysan ben de Kayseri'deki gördüklerimi köyümü isterim. Evet, en güzel izleme ifade ettim muhtarım. Efendim bir de muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyor mu? Hayır. Yatırmıyor, yatırmalı muhtarım. Yatırmalı, yatırsa iyi olur. Evet. Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi, muhtarların mutlaka sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. İşte muhtarlarımızın da desteğiyle tüm Türkiye'yi geziyoruz, kamuoyu oluşturuyoruz. İşte aylık ödeneklerin artmasını da böyle sağlamıştık. İnşallah bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle de bu konuyu da çözeceğiz. Çünkü muhtarlarımıza toplantı yapıyor. Doğru mu efendim? Doğru. Çünkü muhtarlarımız halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticiler. Seçilmiş yöneticileri birinci basamanda muhtar, ikinci basamanda belediye başkanı, üçüncü basamanda milletvekilleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da en son basamanda tepede yer alıyor. Mutlaka biz muhtarların da sosyal güvenlik primi kapsamını almasını istiyoruz. Yatırabiliyoruz muhtarım. Bir senedir beri yatıramıyorum. 5000 lira ana borcu olmuş. Faiziyle birlikte 6-6500 lira olmuştu sayın izleyiciler. İşte biz mutlaka muhtarların sosyal güvenlik primlerini de devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Evet. Şimdi mahalle olduğumuz bir yere gidemiyoruz sonra. Evet. Bir yere kişim de olmuyor. Gelenim oluyor, gidenim oluyor. Hani geleni gideni de boş verdik. Evet. Bir iş tutamıyorsun. Burada ufak tefek hani kendi çabamını yapmaya çalışıyor ama bir önceden benim mesleğim inşaatçıydı. Evet. Yani buradan Kayseri'ye gidip sezonu çalışıyorum. Orayı da bıraktık. Şu an bir muhtarlık maaşına geçinmeye çalışıyorum. Evet ama çalışabilirsiniz. Çünkü hizmeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne alacaksınız. Gidip Kayseri'de çalışmanızın hiçbir yani yasal bir şeyi yok.
sakıncası yok. Olduğunu ben belirtiyorum. Çünkü hizmeti mutlaka Kayseri'den alacaksınız. Pınarbaşı'nın yapacağı hizmetler belli. Çöpleri toplayacak. İmkanı varsa işte bazı yerlerde çok amaçlı salon da yapıyor. İşte çocuk parkı yapıyor. Parkedaşı döşüyor. Ara sokaklar ilçe belediyesi, ana caddeleri de Büyükşehir Belediyesi yapacak. O konuda parkedaşlar tamamlandı mı tarım? Parkedaşına başlayamadık. Altyapı çıksın. Evet, altyapı bitmeden buraya parkedaşı döşemesi de biz karşı isteyeceğiz. Çünkü iki masraf olacak. Evet. Onun için tertemiz altyapı çıktığında taşa da geçeriz dedi başkanım. Evet. Sağ olsun. İkisini bir yapar çıkarız. Evet sayın izleyiciler, burası hizmet almış, hizmet de almaya devam edecek. Çünkü çalışkan ve dinamik bir muhtarımız var. Sadece işte biz muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırmalı diyoruz. Ve Kayaaltı Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çelebi'ye Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam diliyoruz. Ben teşekkür ederim.